Bilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bilmeyen, bilmediği şeyden korkar. İnsan her zaman bilmediğinin düşmanıdır. Bilen ise bildiği şeye saygı duyar ve daha çok şey bilmek için, daha çok öğrenmek için harekete geçer. Harekete geçtiğimiz 21 günlük kampımızın artık sonlarına ilerliyoruz arkadaşlar. Bugün cümle türlerine geçeceğiz. Harika bir konudur kendisi. Başlangıçta böyle çok az teknik bilerek efsane bir şekilde soruları çözdüğünüz bir konudur. O zaman video ders kitaplarımız önümüzdeyse, kahvelerimiz hazırlanmış, çaylarımız demlenmişse efsane bir ders de sizi bekliyor olacak arkadaşlar. Evet, cümle türleri ÖSYM'nin yaptığı her sınavda çıkıyor. LGS'de çıkıyor, TYT'de çıkıyor, başların tacı, KPSS'de çıkıyor, değil mi? O zaman herkese de hitap ediyor. Artık video ders kitaplarınızdan sayfa 130'u açıyorsunuz. Dile kolay arkadaşlar. Bir kitabı bitirdik. Çok iyi gittiniz ama azminize, sabrınıza, öğrenme aşkınıza teşekkür ederim. Kendinizi alkışlayabilirsiniz çünkü son bir konumuz kaldı. Sonra da artık uygulamalar, karma dil bilgileri ve hemen ardından soru bankamızın çözümleri. Bir soru bile kaçırmayacaksınız. Bana güvenin. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Paragraf kitabımız harika oldu. Örneklere bayılacaksınız ve paragraftan da artık hep diyorlar ya, 40'da 40 yapmak çok zor, çok zor. Paragraftan kaçırırsın. Hadi dil bilgisini yaptın, illaki paragraftan çıkar. Çıkmayacak arkadaşlar. Sola at, sağa çek tekniğimizi kullanacaksınız bakın. Artı eksi tekniğimizi, eksi eksi tekniğimizi kullanacaksınız. Size öyle sorular yazdım ki ufkunuz açılacak ve bir soru bile kaçırmayacaksınız. Ve şunu da söylemek istiyorum. Paragraf kitabımı yazarken özellikle psikoloji paragraflarında, kardeşim psikolog biliyorsunuz, çocuk ergen psikiyatride, ondan destek aldım. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü ÖSYM daha çok böyle psikolojik, sosyolojik paragraflar sormayı da seviyor. O zaman hazırsanız cümle türleriyle başlıyoruz. Evet, cümle türleri dediğimiz zaman ÖSYM'nin sevdiği konulardandır kendisi. Burada başlıkları bilmek ve her başlıkta aslında neye bakacağınızı bilmek çok çok önemli olacak arkadaşlar. Hadi birlikte bakalım. Size yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır dediğinde bakın anlamdan gidin, ezber yapmayın. Tür dediğimde ben size ne öğrettim? Sözcük türleri, isim ya da fiil, değil mi? Evet ya, sıfat, zarf, evet bunlar da var ama biz sadece isimler ve fiillerle ilgileneceğiz buradan. Yüklemin türüne göre dediğimde iki ihtimalim olacak. Ya isim cümlesi ya da fiil cümlesi olacak. İsim cümlesi ise eğer yok, değil, benim olumsuz yaptığım kelimeler olacak. Fiil cümlesi ise mema ya da mezmaz ile olumsuz yapabileceğim. Hadi örneklere bakalım arkadaşlar. Hemen bir çeldiriciyi yerleştirdim. Evet, fark attıran bir yıldız geliyor. Bir yıldızlansın bakalım hemen. Evet, geçmiş gecelerde biri durmakta yerinde. Önce bir cümlemin yüklemini bir bulmak istiyorum. Durmakta yüklem. Ama ben burada şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Durmakta, bakın duruyor diyebilir miyim? Derim. Bakın şimdiki zaman gelebiliyor. Fark ettiniz mi? Heh, harikasınız. O zaman burada artık dersiniz ki hocam bu bir fiil cümlesidir. Çünkü durmak da diyebildim. Benim sadece işim yüklemlerle, bir de öğrencilerin en çok yaptığı hatam sadece yüklemlere bakmak. Yükleme bakacağım. Ondan sonra isim mi fiil mi buna karar vereceğim. Hadi birlikte devam edelim. Yine çeldiricisi olan bir cümle geliyor. Gel aşkım buraya, yaklaş bakalım. Yaklaş. Çok güzel bir kelime geliyor. Tek amacı iyi bir üniversiteyi kazanmaktı. Bakın cümleyi aldım. Kazanmaktı. Yüklem dedim. Evet. Ne oldu? Hocam isim fiil oldu. Bir sözcük isim fiili aldığı anda ne demiştim ben? O sözcük isimdir. Bu sözcük artık isim, başka yolu yok. Zaten bir sağlamayı da yapalım mı? Hadi yapalım, ezber yapmayalım. Kazanmak mak diyebilir misiniz? Zaten buraya tekrar bir mak gelir mi? Gelmez. O zaman isim fiil ekleri zaten, bütün isim fiil ekleri neydi? Biz bunu konuşmuştuk. Fiilden isim yapım ekiydi. Yani onlar artık isim yaptı. Bu cümlemin yüklemi isim. Gönül kimi severse güzel odur çıkmış bir sınav sorusuydu arkadaşlar. Odur derken o zamir, ama zamirler zaten isimlerin yerine geçiyor diye konuşmadık mı sizinle? Elbette konuştuk. İşte isim cümlesini yakaladım. Gitti. Devam ediyorum. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Benim yüklem dışında herhangi bir şeyle işim yok. O yüzden bu konu öncesinde size cümlenin ögelerini öğrettim ya, böyle bir sürü yüklem bulduk ya. İşte bu yüzden. Hep dedim ya arkadaşlar, hep böyle bir zincirin halkaları gibi, bir binayı inşa eder gibi değil mi? Tuğlaları koyuyoruz. Hep ilişkili. Bir tuğla bile eksik olmayacak ve biz bir soru bile kaçırmayacağız. Ağlarım, ağlarım artık yüklem oldu bakın. Artık yargıyı da gördük değil mi? Ağlarım bir yargı, fiil soylu bir sözcük yüklem oldu. Ve ne dedim artık, bu yüklemin türüne göre fiil cümlesidir demiş oldum. Harikayız, çok iyi gidiyoruz. Hadi devam edelim. Artık ögelerinin dizilişine göre. Ama sakın burada öge falan bulmuyoruz. Ha. 3 tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Ya kurallıdır, ya devriktir, ya da eksiltilidir. Kurallı cümle. Yüklemim sondadır artık. Yüklem sondaysa kurallı diyorum. Devrik bakın ortaya ya da başa devrilmiş. O yüzden buna devrik diyorlar. Devrik kelimesi zaten devirmekten gelmez miydi bir sözcükte? Ses bilgisine bir gidelim. Evet, devriliyor bakın. Bir ünlü düşmesi de var. Ve eksiltili. Artık 3 nokta koyabiliyorsam arkadaşlar eksiltili cümle olacak. Evet, burada 3 tane nokta var sadece değil mi? 4 tane değil. Evet. Peki arkadaşlar. Hadi bakalım cümlelerimizde bir bulalım. Devrik mi, eksiltili mi? Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Aşıkıyım yıllar var ki ben onun, değil mi? Kimin şiiriydi bu? Ahmet Muhittin Anas. Evet. Bu şiirler böyle havalarda uçuşacak. Bir de edebiyatı görün. Ama sayısal öğrencilerim çalışmayacak mı edebiyat? Bence birkaç soru çözmek için çalışırlar ya. Keyfine gelin arkadaşlar. Biz edebiyatta böyle sormayın gitsin, çok keyifli oluyor. Türkçe'de çok. Tabii ben hepsinin ayrı şeyleri var benim kafamda. Türkçe dediğim zaman, özellikle dil bilgisi dediğim zaman tamamen bir matematik, asla ezber yok. Teknikler çalışıyor, kurallar çalışıyor. Paragraf dediğim zaman bambaşka bir bakış açısı, orada da matematik işte. Sola attırıp sağa çektireceğim falan. Çok güzel olacak. Bak bayılacaksınız. K artı K'yi nasıl sahiplendiyseniz sola sağa çeke de bayılacaksınız. Çünkü bir tane bile istisnası yok arkadaşlar. Ve edebiyat çok güzel olacak. Bak ben sürpriz severim. Kendime de yapılan sürprizleri severim. O yüzden sürpriz yapmayı ve sürpriz gelmesini bana bayılırım. O yüzden size böyle çok güzel sürprizlerim var. Evet, geceleyin bir ses böler uykumu. Hadi yüklemi alalım mı? Alalım artık. Böler yüklem oldu arkadaşlar. Çok güzel. Peki ortaya devrildi mi hocam? Evet, devrildi. O takdirde ne diyorum? Devrik bir cümle diyorum. Bahçemizde çalıkuşu vardı. Vardı yüklem. Yüklemim sonda mı? Evet, artık kurallı, diğer bir ismiyle düz cümle diyorum arkadaşlar, tamam mı? Bir de yazım kurallarına gidelim mi? Bence gidelim. Bir tekrar yapalım. Ben severim böyle tekrarları, biliyorsunuz. Hadi çalıkuşu niye ayrı yazılmış? Siz söyler misiniz? Niye ayrı? Niye? Neden bitişik değil? Çünkü bu kuş çalı mı? Hayır. Kuş mu? Evet. Kelimelerden ilk anlamını kaybetti. İkinci kelime anlamını koruyor. Çalı kuşu derken bakın vurgu 2'den 1'e geçti. O takdirde ayrı. Ama Çalı Kuşu romanını okuduğum Reşat Nuri Güntekin'in derken artık K artı K'de yepyeni bir anlam olduğu için bitişik değil mi? Çok güzel, çok güzel. Devam. Gecenin koyu karanlığına rüzgarda sokak kokusu dedim ve cümleyi bitirdim. Artık var diyebilir miyim? Derim. Ama düşmüş burada, şu an göremiyorum. İşte düştüğü için arkadaşlar ne diyorsunuz? Siz söyleyin. Eksiltili bir cümle vardır diyorsunuz. Çok iyisiniz. Harikasınız. Hadi devam ediyoruz artık. Anlamına göre cümleler diyoruz arkadaşlar. Anlamına göre dediğim zaman anlam ne olabilir? Ezber yapma. Ya olumlu olur, ya soru olur değil mi? Ya olumsuz olur, ya ünlem olur. Aynen öyle. Bunun dışında bir ihtimalim olmaz artık. Ama burada duygusal davranmayın lütfen. Yengeç ve balık burçlarım, lütfen olaya duygusal bakmıyoruz. Sadece olay gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi diye bakıyoruz, tamam mı? Mesela hastalanan kedi aniden öldü derken burada merhametinizi konuşturup ay hocam çok kötü bir durum bu. Bu olumsuz ne yazık ki diyemiyoruz arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Olay gerçekleştiği için bu olumlu bir cümledir, tamam mı? Tamam mı? Çok önemli. Yıldız, fark attıran bir yıldızdır. Yıldızlansın. Yok bu şehirde anlattığın Dilber, Nedim. Yok dedim bakın. Artık yüklem ama yüklemin başa geçti artık. Yüklem başta. O zaman devrildim. Hem devrik diyorum ama aynı zamanda hani devriyi de söyledik de ama benden istediğine olumsuz değil mi? Yok değil, bunlar olumsuz cümle olmuş oldum. Bu evde de yok yok. Bakın şimdi size matematik bilgimizi konuşturuyoruz. Mert hocam, İsmail hocam orada mısınız falan. Atın bakalım bu bölümleri hocalara. Şimdi yok yok dedim diye 2 tane eksi var değil mi? Heh, 2 eksi matematikte bir artı mı yapar? Evet, eksiyle eksinin çarpımı artıdır. Bak matematiğim de iyi ya. Hocaları dinliyorum, chatte görüyorsunuzdur. Ben böyle bütün derslere şöyle bir bu sene bakmak istiyorum. Geçen sene de çok bakıyordum ama bu sene biraz daha böyle chatlerde hem de sizle konuşuyorum. Aynı anda da hocaları dinliyorum. Hocam eksiyle eksiyi çarpınca artı mıdır? Doğru. Bakın Türkçe'de de var. O yüzden Türkçe'nin matematiği değil mi? Hocalar, çünkü matematik öğretmenleri bana çok soruyorlar. Bu Ankara'daki kampta Mert hocam da sormuştu. Hocam neden Türkçe'nin matematiği? Çünkü ezber bir ders değil, bir matematiği var değil mi? Bakın eksiyle eksiyi çarptım artı. Arkadaşlar bu evde de yok yok dedi. Şimdi normalde yok yok 2 eksi bir artı. Niye? Şimdi bağlama bakıyorum. Bu evde de yok yok derken bağlam olumsuz mu? Evet. Bakın size şunu şöyle söyleyecek. Cümleye baktım. O zaman bağlam olumsuz ama anlam olumlu. Yani siz buna ne diyeceksiniz? Bunun biçimi olumsuz diyeceksiniz. Biçimce olumsuz ama geleceksiniz anlama. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu diyeceksiniz arkadaşlar. Niye? Bu evde de yok yok canım. Bakın yok yok eksiydi ama artı. Niye? Yok yok demek var demek. Değil mi? Eksiyle eksiyi çarptım artı. Güzel. Seni anlamıyor değilim. Bakın biçime baktınız, değilim. Biçim olumsuz değil mi? Evet. Tamam ama seni anlamıyor değilim demek. Aslında biçimce olumsuz dedim. Peki seni anlamıyor değilim demek aslında anlıyorum demek mi? Evet. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümle. Yakaladık. Çok iyi gidiyoruz. Ne gelen var ne giden. Biçime bakıyorum. Biçimde olumsuzluk eki var mı? Mesela yok var mı? Ya da işte değil var mı? Yok. Bak biçimde hiçbir şekilde olumsuzluk eki görmediniz. O zaman dediniz ki canlar biçimce olumlu dediniz. Ama sonra geldiniz anlama baktınız. Ne gelen var ne giden demek. Gelen de giden de yok demek değil mi? Evet. O zaman biçimce olumlu ne dedim artık? Anlamca olumsuz dedim. Çok iyi yahu. Çok iyi değil mi? Evet, güzel. Ne gelen var ne giden demek. Gelen de giden de yok demek diyoruz. Peki devam çok iyi gidiyoruz. Yapısına göre diyoruz artık arkadaşlar. Yapısına göre dediğim zaman ne olabilir benim ihtimallerim? Hadi bakalım. Burada bir nefis bir tekniğim var. Tam yargı tekniklerimi konuşturacağız burada. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümle diyorum. Tamam mı? 4 tane ihtimalim olmuş olacak arkadaşlar. Ve en çok da ÖSYM şuradan soruyor. Ama burada cümlenin yapısı demek değil mi? Çeldirilmiyoruz sakın. Sözcüğün yapısı falan değil, fiilin yapısı değil. Onları daha önce işledik biliyorsunuz ki. Dolayısıyla burada artık cümlenin yapısındayız diyoruz. Hadi bakalım sayfalar çevrilsin. Artık 131'deyiz. Basit cümleye bir bakıyoruz. Yapısına göre bir değerlendiriyoruz. Arkadaşlar basit cümle ne demektir biliyor musunuz? Sadece tek yüklem var. Bu da çok önemli. Bizim hep işimiz yüklemlerle dedik ya burada. Bakın tek bir yüklem var. Yani yüklem dışında yüklemi kapatıyorsunuz. Fiilimsi, şart eki, aktarma cümlesi falan göremiyorsunuz. Tamam mı? Çok önemli. Hemen bakıyorum şimdi. Şimdi bak çeldirici geldi. Hemen bir yıldız geldi. Yıldızlayalım. Bu yıldızlar bizi yıldız yapsın sınavdan. Değil mi? Evet. Tek isteği Türkiye'nin tüm şehirlerini görmekti. Şimdi cümlenin yüklemini aldım, görmekti. Aa hocam burada mek var. Ben buna işte fiilimsi var. İsim fiil birleşik diyebilir miyim? Yok. Diyemezsiniz. Neden? Neden diyemezsiniz? Çünkü bizim mantığımız ne? Yüklemi kapattım. Kapat yüklemi. Kapattım. İçinde fiilimsi var mı? Yani şurada siz fiilimsi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayır, göremiyorsunuz. O zaman buna ne dersiniz? Basit dersiniz. Ama hocam yüklemde var. Bana ne olabilir? Ben yüklemi kapattıktan sonra olmalı, tamam mı? Hadi devam. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Dinliyorum, benim yüklemim bu. Kapat yüklemi, var mı içinde fiilimsi? Yok. O zaman dediniz ki basit cümle. Düştüm uçurumuna kara gözlerinin. Düştüm yüklem. Kapat yüklemi, var mı fiilimsi burada görebiliyor musunuz? Yok, göremiyoruz. İşte basit cümle diyorum arkadaşlar. O yüzden fiilimsileri size daha önce anlattım. Yoksa ben burada diyeceğim ki arkadaşlar kapat yüklemi, fiilimsi var mı? Fiilimsi ne diyeceksiniz değil mi? O yüzden bu benim verdiğim kronolojik sıra son derece önemli, tamam mı? Hadi devam. Artık bir diğer cümlemdeyim. Harika gidiyoruz. Çok iyiyiz. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez diyoruz arkadaşlar. Artık tabii önce bir birleşiği verelim. Ondan sonra o örnekleri verelim. Şöyle bir birleşiğe geldim arkadaşlar. Birleşik cümle kendi arasında bölümlere ayrılacak. Tamam mı? Ne olacak hocam? Girişik birleşik cümle olabilir ki bunun içinde nedir? Mutlaka bir fiilimsi vardır, tamam mı? İçinde mutlaka fiilimsi olacak. Şartlı birleşik cümle ne diyeceksiniz? Artık içinde SSA şart gibi ama yüklemi kapatınca, tamam mı? Yüklemi kapatıyorum, ondan sonra bakıyorum. İç içe birleşik cümle ne demek hocam? Birinin sözünü aktaracağım, tırnak içinde vereceğim. Artık ona da iç içe birleşik cümle demiş olacağız arkadaşlar. Hadi bir birlikte bir bakalım. Çok güzel ilerliyoruz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet. Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez. Şimdi yüklemi buluyorum değil mi? Adım adım gidiyorum. Yüklemi buldum. Bul yüklemi. Bul yüklemi aşkım. Buldun mu? Buldun. Tamam. Kapat şimdi. Kapat. Kapattınız. Kitaplarda kapatın, kapatın. Evet, kapattınız. Tamam. Şimdi fiilimsi gördünüz mü? Aa, gördüm ettiğini. Dık dik. Dık dik sıfat fiili hocam. Evet. O zaman buna ne dersiniz? Girişik, birleşik cümle. Bu kadar. Nasıl? Güzel. Devam. Ona güvenirse her derdini söyler. Bul yüklemi, adım adım gidiyorum. Buldum yüklemi, söyler hocam. Evet. Kapat aşkım söyleri. Kapattım. Var mı cümlenin içerisinde SSA var mı? Fiilimsi var mı? İç içe birleşik var mı? Aa, bir adet SSA yakaladım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne dedim ben buna? Şartlı birleşik cümle dedim. Bu kadar. Devam. Ahmet Haşim şiirde mana aramak bülbülü eti için öldürmeye benzer der. Tamam. Yüklemi buldum. Kapat yüklemi. Kapattım. İçinde bir aktarma cümlesi gördük mü? Gördük. Ahmet Haşim'in sözünü söylüyoruz artık. Bu müthiş bir aktarma. Direkt ağzından verdim. Doğrudan anlatım. Evet. O zaman ne dediniz siz bu cümleye? Kapattınız arkadaşlar. Ne dediniz? Ne dediniz? Evet. İç içe birleşik cümle dediniz. Siz harikasınız var ya, harikasınız. Dereceler yine bizden çıkacak. Evet. O kadar örnek yaptık ki ben artık soru kaçırmıyorum. Artık benim gibi oldunuz, fark ediyor musunuz? Ben şu an sizi duyabiliyorum bu arada. Çünkü o yorumların hepsini okuyorum biliyorsunuz ki. Dolayısıyla artık benim gibisiniz canlar. Devam ediyorum. Sıralı cümle çok önemli. Artık elimde 2 tane yükleme ihtiyacım var. Yani 2 tane tam yargıya ihtiyacım var. Yüklemden kastım o. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? 2 tane tam yargınız var. Yani 2 tane yükleminiz var. Ve bunu virgül ya da noktalı virgülle ayırıyorsunuz. Tamam, burada bir de virgül de olabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıralı cümle dediğim zaman... Öğrenciler bazen çeldirici... Ben size önce çeldiriciyi vereyim. Mesela cümlenin içerisinde bir sürü virgül var. Noktalı virgül var. Ama 1 tane yüklem var. O zaman olmaz. O zaman olmaz. Niye hocam? Çünkü bizim anahtar noktamız 2 tane yüklemi ayırmanız gerekiyor. Tamam mı? Anahtar nokta o 2 yüklemi virgül ya da noktalı virgülle ayıracaksınız. Bu sıralı bağımlı olabilir ya da sıralı bağımsız olabilir. Ne demek hocam sıralı bağımlı? Bak ezber yapmayalım. Hiç ezber yapmayalım. Yazalım yanına hemen. Sıralı bağımlı demek o 2 yüklem aynı ögeye gidiyor demek. Tamam mı? O zaman diyorum ki 2 yüklem aynı ögeye gider. Evet, çok güzel. Aynı ögeye gitmesini istiyorum. Peki hocam sıralı bağımsız, bak artık adından anlıyorum, ezber yapmıyorum. Bağımsız başka yerlere gidiyor o 2 yüklem, tamam mı? Biri nesneye gidiyor, biri tümlece gidiyor. Biri Anya'ya, biri Konya'ya yani, tamam mı? Heh, sıralı bağımsız. O zaman diyorum ki öge ortaklığı yoktur diyorum arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi örneklerle iyice pekişsin. Geldim, gördüm, yendim. Vini, vidi, vici. Evet. Hadi bakalım. Geldim tam yargı mı? Bakın geldim deyip sussam ne demek istediğimi anlarsınız değil mi? Evet. Gördüm desem tam yargı, yendim desem tam yargı. Peki bu tam yargıları virgülle ayırdım mı? Evet. Artık sıralı olduğuna karar verdim. Peki şimdi neye karar vereceğim hocam? Aynı ögelere gidiyor mu, buna bakacağım. Gelen kim? Ben. Gören kim? Ben. Yenen kim? Yine ben. O zaman sıralı bağımlı cümle oldu. Çok iyi. Devam, devam, devam. Evet. Hadi ikinciyi de siz yapın. Yüklemleri bulun bakayım bana. Bul aşkım yüklemi. Yaz bakayım aşağı. Çok iyi. Ev alma, komşu al, değil mi? Alma, yüklem. Al, yüklem. İki tane yüklemim var ve ben bunu virgülle ayırdım. Tamam. O zaman ben buna diyorum ki bu bir sıralı cümledir diyorum. Bakın. Almayan kim? Sen. Alan kim? Sen. Tamam. Ne alma? Ev. Ne alma? Komşu. Ha. Şeyleri farklı oldu bakın. Almayan sen, alan sen. O zaman sıralı, bağımlı cümle oldu ama nesneleri farklı yere gitti. Gidebilir, fark etmez. Borçlu ölmez, benzi sararır. Bakın ölmez yüklem, sararır yüklem. İki yüklemim var, virgülle ayırdım. Ölmeyen kim borçlu? Sararan ne, benzi? Aa, farklı ögelere gitti, gördünüz mü? Heh. O zaman ne dersiniz? Sıralı bağımsız dersiniz. Farklı ögeye gittiğin an iş bitmiştir. Bağımsızlaştın artık. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Siz mesela buna gidip de şey diyebilir misiniz? Aa hocam bu sıralıdır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bak çeldirici geldi. Diyemezsiniz. Niye diyemiyorsunuz? Evet. Bu basit çünkü, değil mi? Evet. Dinliyorum. Yüklem. Yüklemi kapat. Var mı içinde fiilimsi? Yok. Basiti yapıştır gitsin. Tamam. Çok iyi. Hadi artık bağlı cümledeyiz. Bağlı. Aklıma nereden gelecek? Ezber yapmıyorum. Bağlı, bağlaç. İki tane yüklemim var ve bu iki yüklemi bağlaçla bağlıyorum artık. Çok iyi. Ama bakın çeldirici gelsin. Bir yüklem var diyelim ki ve o yüklemin içerisinde bir cümle var ve o cümlenin içerisinde bir sürü bağlaç var. Ama yüklem bir tane. Olur mu? Olmaz aşkım. Olmaz. Niye? İki tane yüklemi bağlamanız lazım ama ve fakatla, tamam mı? Anahtar nokta bu. İki tane benim tam yargım var. Evet. O iki tam yargıyı neyle bağlıyorum? Ama ve fakat çünküyle bağlıyorum. Yani o iki yüklemi bağlamam lazım, tamam mı? Anahtar noktam iki tane yüklemim olacak. Bir tane olursa olmaz. Ve sonra bunları neyle bağlıyorum? Bağlaçla bağlamış oluyorum. Hadi örnekleri yapalım ama. Git ama babandan izin al. Bakın git yüklem, izin al yüklem. Bak iki tane yüklemim var. Tamam, işim oluyor şu an. Sonra aldım hemen amayı. Ama ne? Bağlaç. İki tane yüklemi bağlaçla bağladım. İşte ne dedim? Bağlı cümle dedim. Harikayız. Çok iyiyiz. Çok iyi çalışıyor, değil mi? Hiç şaşmaz. Hiç merak etmeyin. Devam. Türkçe çalışıyorum. Çünkü hedefim 40'ta 40 yapmak. Bu kanalın başka bir hedefi olamaz. Bu kanalda bulunan ve bu kanala gelen öğrencinin başka bir hedefi olamaz arkadaşlar. Yani öyle 25'ler, 20'ler, 30'lar yok. Kurtarmıyor bizi, değil mi? Yok. Türkçe çalışıyorum. Bakın çalışıyorum yüklem. Çünkü hedefim 40'ta 40 yapmaktır. Bakın burada bir tane daha yükleminiz var. Gördünüz mü? İki tane yüklemi aldınız ve bunu çünküyle bağladınız. Evet. İki tane yüklemim vardı. Birinci adımım tamamlandı. İkinci adımın bağlaç olması. O zaman dedim ki bağlı cümle vardır dedim. Anlaşıldı mı? Anlayanları bir göreyim. Heh, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. O zaman günün sorusu gelsin ve uygulamalara geçilsin. Vicdanı tertemizdi. Çünkü onu hiç kullanmamıştı. Evet. Bana bu cümleyi yüklemin türüne göre, ögelerine göre, yapısına göre ve anlamına göre bir değerlendirir misiniz? Bir aşağıda cevapları alabilir miyim? Bir alayım cevapları arkadaşlar. Bundan sonra günde 2 tane soru geliyor biliyorsunuz ki. Evet, hadi sayfa 132 artık bilmezsen olmaz köşemizdeyiz. Bu köşeler çok önemli, değil mi? O nokta atışları, o gelebilecek çeldiriciler, benim ÖSYM nasıl bakıyor, beni nereden vurabilir? Buralar çok çok önemli. Hadi bilmezsen olmaz köşemizdeyiz artık. İsim fiiller ve sıfat fiiller cümlede yüklem görevinde kullanılırlar. Bu cümleler yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Evet, çünkü niye? Kazanmaktı dediğimde. Bakın artık burada isim cümlesi görüyorum. Dikkat. Yükleme makta, mekte ya da mada eklerinden birini alan cümleler fiildir. Çünkü hani ben yapıda anlatmıştım ya, sözcükte yapıda makta, mekte, yoreki gelebiliyordu. O yüzden sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Bakın buradaki maktanın yerine soluyor diyebiliyorum. O zaman bu bir fiil cümlesi. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta oluyor diyebiliyorsunuz. Artık fiil cümlesi. Buna çok dikkat edin, olur mu? Böyle gelecek arkadaşlar, tamam mı sorular? Hadi bakalım devam. Fiilimsi yüklemdeyse ve yüklemi kapattığımızda başka fiilimsi yoksa o cümle basit cümledir. Bunu konuştuk zaten. Yüklemi kapat. Yükleminde fiilimsi var. Hiç önemli değil. Hemen cümleye bak ve orada cümlede fiilimsi yok mu? Hemen neyi yapıştırıyorsunuz? Basit cümleyi yapıştırıyorsunuz. Devam. Bir cümlede iki tam yargı yani yüklem, virgül ya da noktalı virgülle ayrılmışsa o cümle yapı bakımından sıralıdır. İki yüklemin dışında cümlede fiilimsinin olması durumu değiştirmez. Cümle her türlü sıralıdır, tamam mı? Bu da çok çok önemli. Evet, cümle türleri uygulamaları gelsin. Evet, bu parçadaki cümleleri yapısına göre inceleyerek tabloya bir yazalım arkadaşlar. Şöyle bir şiir verdim size. Bir yenilti duydum sarviliklerde. Dedim ki burada da ağlayan var mı? Yoksa tek başına bu kuytu yerde eski bir sevgiyi anan rüzgar mı? Evet. Hemen bakalım. Tek basit cümleleri bir bulalım arkadaşlar. Bir yenilti duydum serviliklerde, değil mi? Tek tek bulalım. Tablonuza da siz yazın şimdi. Duydum yüklem, değil mi? Heh. Şimdi duydum yüklem. Kapat yüklemi var mı fiilimsi? Yok. O zaman burası nedir? Basittir. O zaman diyorum ki basit cümle. Şuraya hemen birinci cümle yazabilirsiniz. Devam. Dedim ki burada ağlayan var mı? Bakın birinin sözünü aktarma şeklinde verdi. O zaman ne dersiniz siz buna? İç içe birleşik cümle dersiniz. Evet, iç içe birleşik cümle nerede? Bağlı, girişik, birleşik cümle. Ha, vermemişim. Tamam, ekleyelim. İç içe birleşik cümle, ikinci cümle deyin. Birleşik cümle, ikinci cümle diyelim arkadaşlar. Yoksa tek başına bu kuytu yerde eski bir sevgiyi anan rüzgar mıdır diyebilirsiniz bakın. Ne oldu? Girişik bir cümle var mı burada? Anan derken evet. Artık dördüncü cümle girişik birleşik. Bağlı cümle var mı arkadaşlar? Böyle iki yüklemi bağlaçla bağlayan var mı? Yok. Bağlı cümlem yok. Peki sıralı cümle var mı? Siz söyleyin bakalım. Sıralı cümlemizde yok. İç içe birleşik cümlemiz varmış diyoruz. Evet. Sayfa artık biraz daha olayı bir tık zorlaştıracağım. Cümleler vereceğim. Ve bu cümleleri anlamına göre, ögelerin dizilişine göre, yüklemin türüne göre ve yapısına göre değerlendireceğiz. Tamam mı? Hadi birlikteyiz. Artık birlikte yapıyoruz hepsini. Bu dünyada iki tip insan vardır. Gördükleriyle yetinenler ve gördükleriyle yetinmeyip hakikati arayanlar. Evet. Şimdi. Ben ne yaptım arkadaşlar? Önce bir yüklemi buluyorum. Hep işim yüklemlerdi ya. Yüklemi buldum. Vardır yüklem. O zaman bu cümle yüklemin türüne göre nedir dedim. İsim cümlesidir dedim. Evet, yazdım. Sonra yüklemi kapattım. Yüklemi kapattıktan sonra fiilimsi falan gördüm mü? Gördüm bakın. İpi gördüm. Dıkı gördüm. Fiilimsi var dedim. Yapısına göre nedir dedim. Birleşik cümle dedim. Tablolarınıza yazın benimle birlikte. Benden önce de gidebilirsiniz. Ögelerinin dizilişine göre nedir dedim. Artık devrik, çünkü yüklem ortaya devrilmiş. Evet, devrik dedim. Anlamına göre olumsuzluk falan görüyor musunuz? Hayır, o zaman olumlu dedim. Barışmayı bilmiyorsanız küsmeyeceksiniz. Evet. Küsmeyeceksiniz yüklem. Yüklem sonda mı? Evet. O zaman öge dizilişine göre nedir? Kurallıdır. Evet. Yüklemi kapat. Kapat yüklemi. Elinle kapat. Heh. İçinde SSA ya da fiilimsi var mı? Var bak, SSA var. O zaman yapısına göre nedir? Şartlı birleşiktir. Evet. Yüklemin türüne göre nedir? Küsmek. Mekmak getirebildim. Fiil cümlesidir. Anlamına göre bilmiyorsanız. Bakın burada mema var. Artık olumsuzluklar almış ama hiç önemli değil, gördüm. O zaman bu da olumsuz cümle dedim. Devam. Aşk bir duygu değil, bir haldir. Aşığı ve maşuğu bir ve tek şey yapan bir vahdet hali. Sevgi sevgili de biter. Aşk sevileni, hatta seveni de aşar. Evet, aşar yüklem, değil mi arkadaşlar? O zaman benim yüklemim fiil cümlesi. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi oldu. Yüklemi kapat aşkım. Kapattın. İçinde fiilimsi var mı? Hemen bir bakıyorum. Bak, evet var. Sevileni. Heh, fiilimsi var. O zaman ne oldu fiilimsi olduğu için? Siz söyleyin. Evet, birleşik cümle oldu. Girişik birleşik de diyebilirsiniz, aynı şey. Kapattım. Yüklem sonda mıydı benim yüklemim? Evet hocam, yüklem sondaydı. O zaman kurallıydı. Tamam. Peki içinde olumsuzluk falan var mı? Sevgili de biter. Aşk sevileni, hatta seveni de aşar dedim. Var mı? Yok. O zaman olumlu bir cümle demiş olduk. Şimdi bu cümlede şey diyebilir miyiz? Şu an bir şey fark ettim. Aşığı ve maşuğu bir ve tek şey yapan, vahdet hali, sevgi sevgilide biter. Hani cümle devam ediyor aslında. Hani acaba sıralı mı diyecektim ama cümle devam ediyor arkadaşlar. Devam edelim. Asalet terbiyeyi soydan almaktır. Kıymeti değil, zira sonradan görme kedinin terbiyesi fareyi görüne kadardır. Bu sıralı olur değil mi? Almaktır yüklem. Fareyi görene kadardır yüklem. İki yüklemi virgülle ayırdık. Bu bir sıralı cümle oldu. Tamam. Peki yüklemin türü ne? Kadardır isim cümlesi oldu. Evet. Peki yüklemleri kapattınız. İçinde fiilimsi falan gördünüz mü? Ya, biz zaten sıralı olduğunu karar verdik. İki yüklemi virgülle ayırdık ya, tamam. Peki kurallı mı? Evet, yüklemleri sonunda kurallı oldu. Peki olumlu mu? Evet, yani içerisine bir olumsuzluk eki görmedim. O zaman olumlu olmuş oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Harika gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz, evet. Devam edelim. Kendisine yabancılaşmış insanın önündeki engel yine kendisidir. Evet. Kendisidir yüklem değil mi? Heh, buldum. Şimdi yüklemi buldum. Kendisidir. O zaman bu bir isim cümlesi mi? Evet, ben şuraya hepsini yazayım arkadaşlar. Siz altına tik koyun çünkü yukarıda şimdi tek tek çıkmayalım. Kendisidir yüklem. Hatta biraz daha da büyütelim. Peki kapat kendisini aşkım. Kapat kendisini, kapattın. Ha, içinde fiilimsi var mı? Var bak. Mış var. O zaman buna ne dersin? Girişik birleşik cümle dersin. Yapısına göre girişik birleşik cümle oldu. Peki anlamına göre nasıl bir cümle oldu? Olumlu bir cümle oldu. Ögelerinin dizilişine göre kurallı oldu. Çünkü yüklemin sonda olduğu için. Devam ediyoruz. Devam. Çok iyi gidiyoruz. O kadar özgürsün ki yapayalnızsın. Yok canım. Öyle mi acaba? Çok özgürlük yalnızlık getirir mi? Bazen getirebiliyor. Yalnızsın yüklem. Senin yüklemin sonda. O zaman ögelerinin dizilişine göre kurallı dedim. Yapayalnız isim cümlesi mekmak gelemedi. Yüklemin türüne göre isim. Kapat. Kapattın yüklemi. Ki bağlacı var. O zaman ne dersiniz? O kadar özgürsün ki yapayalnızsın. Ne dersiniz arkadaşlar? Birleşik cümle ama bunu şöyle söylerim değil mi? İçinde SSA falan da var ya. Evet, birleşik cümle. SSA olsaydı da birleşikti. Ki falan varsa da yine birleşik. Tamam. Peki anlamına göre, evet anlamına göre de nedir? Olumludur diyorum. Hani anlamda yapayalnız olmak çok olumlu bir durum olmayabilir ama burada baktığınız zaman anlamsal, yani mema, mezmaz falan olmadığı için olumlu. Devam edelim. Çok iyi gidiyoruz. Doğruya bir kez ihanet edersen yanlış bir ömür efendin olur. Efendin olur yüklem. Yüklem sonunda kurallı dedim değil mi? Evet, yüklem sonunda kurallı. Efendi olmak, o zaman burada mekmak getirebildim. O zaman bu bir fiil cümlesi. Yüklemi kapattım. İçinde bir adet SSA şart kipim var. O zaman ne dedim? Şartlı birleşik dedim. Tamam. Peki. Anlamca ne dedim? Olumlu cümle dedim. Bu kadar. Zor mu? Değil değil mi arkadaşlar? Asla zor değil. Çok fazla örnek yapacağız. Hiç merak etmeyin. Devam. Orijinallik yaratıcı bir yıkım eylemidir. Karar verin. Doğru cevabı veren öğrenci mi? Soru ve sorunlarıyla dünyayı değiştirecek öğrenci mi? Her zaman benim için soru ve sorunlarıyla dünyayı değiştirecek öğrenci arkadaşlar. O yüzden bana daha fazla soru sorun. Yorumları okuyorum biliyorsunuz. Yorumlara yapamadığınız soruları, aklınıza takılan ne varsa sorun. Çünkü bizim amacımız burada öğrenmek değil mi? Sonuna kadar öğrenmek ve öğretmek. Evet, hadi devam edelim. Ne oluyor bu sinek falan? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Dersimi böyle, yani ben su bile içmiyorum. Sinek benim dersimi böyle. Neyse arkadaşlar, devam. Çok da önemli bir şey anlatıyordum ama dediğim gibi soru sorun arkadaşlar. Evet, şimdi orijinallik yaratıcı ve yıkıcı bir yıkım eylemidir. Karar verin dedik. Evet, karar verin. Aslına bakarsanız burada birinin sözünü falan vermedim. O zaman yıkım eylemidir yüklem oldu ve bu isim cümlesi oldu değil mi? Tamam. Bu bir isim cümlesi. Yüklemi kapattım. Yüklemi kapattığımda içinde de fiilimsi göremedim. O zaman basit cümle dedim. İçinde olumsuzluk göremedim. Olumlu dedim. Ve yüklemler sonda olduğu için kurallı demiş oldum. Çok güzel. Devam ediyorum. Doğrudur. Gülü sevmeye makasla giderler. Fakat gülü öldürenin elinde sadece diken kalır. Evet. Giderler yüklem, kalır yüklem. İki yüklemi fakat bağlacıyla bağladım. O zaman bağlı cümleyi buldum. Çok güzel. Ve yüklem sonunda artık kurallı dedim. Ve fiil cümlesi dedim. Fiil cümlesi değil mi? Çok güzel. Harika. Tamam. Anlama göre de olumlu bir cümle demiş oldum. Devam ediyorum. Bizi iyilik kurtaracak. Ancak kendine iyilik yapabilmek için başkasına iyilik yapmayı öğrenmelisin. Öğrenmelisin yüklem. Yüklem sonda artık fiil cümlesi. Yüklemin türüne göre sonda olduğu için kurallı cümle diyorum. Anlamına göre olumlu diyorum. Yapısına göre bakın kurtaracak yüklem, öğrenmelisin yüklem. 2 tane yüklemim var, gördük mü arkadaşlar? 2 tane yüklemi ancakla bağladım. Artık ne diyorum? Bağlı cümle diyorum. Çok iyisiniz ya. Anladınız değil mi? Tamam, çok güzel. Devam. Ruhun sınırları bedenin sınırlarını aşar. Bundandır her şeyin her şeyde oluşu. Aşar yüklem. Bundandır yüklem ortaya koymuş. Evet. 2 tane yüklemi virgülle ayırdım. Sıralı cümleyi elde ettim. Yüklem ortada, artık ortaya devrilmiş, devrik dedim. Anlam olumlu olumlu dedim. Ve isim cümlesi demiş oldum arkadaşlar. Çok güzel. Seni yok sayacaklar. Sen daha çok var olacaksın. Evet. Sayacaklar yüklem. Var olacaksın yüklem. 2 yüklem var, virgülle ayırdım. O zaman ne diyorum, siz söyleyin. Sıralı cümle diyorum. Bu arada sıralı bağımlı mı bağımsız mı onu da yapalım mı? Hadi. Sayacaklar. Sayacak olan kim? Onlar. Var olacak olan kim? Sen. Var mı öge ortaklığı? Yok. Sıralı bağımlı deyin, tamam mı? Öge ortaklığı yok çünkü. Tamam. Yüklemler sonda dedim. O zaman kurallı dedim. Canlar. Peki sonra ne oldu? Seni yok saymak aslında o değil mi? Yok saymak, birleşik aldınız. Olumlu oldu. Olumlu oldum. Ve yüklemler sonunda kurallı dedim. Bağımlı, olumlu ve fiil cümlesi. Yok, isim cümlesi var olmak. Var olmak dediniz. Evet, fiil cümlesi. Mekmak getirdim. Tamam. Devam ediyorum. Çok iyi gidiyoruz. Avcı avını görür, avına görünmez. Evet, görür yüklem, görünmez yüklem. 2 yüklemim var, noktalı virgülle ayırdım artık. Sıralı cümle olduğuna karar verdim. Gören kim? Avcı. Görünmeyen kim? Avcı. Evet, o zaman sıralı bağımlı oldu değil mi? Aynı ögeye gitti. Sıralı bağımlı cümle dediniz. Devam. Peki yüklemler sonunda kurallı dedim mi? Kurallı dedim artık. Peki görmek, mekmak getirebildim. Fiil cümlesi mi? Evet, fiil cümlesi. Peki sıralı dedim, kurallı dedim, fiil cümlesi dedim. Anlamına göre olumlu mu? Olumlu. Çok güzel, harika. Devam ediyorum. Yaşamak değil, kötü yaşamak felakettir. Evet, anı güzelleştirmek güzeldir. Felakettir. Yüklem. Yüklem sonda artık kurallı cümle dedim. Peki isim mi? Evet. Felaketmek diyemedim. Artık isim cümlesi. Olumsuz mu? Evet. Çünkü bir adet olumsuzluk eki görüyorsunuz burada arkadaşlar. Olumsuz cümle dediniz. Çok güzel. Peki yaşamak değil, kötü yaşamak felakettir. Bakın burada da bir yükleminiz var. 2 yüklemi virgülle ayırdınız. Artık sıralı cümle dediniz. Bakın. İkisinde de aynı ögeye gitti mi? Yaşamak değildir. Değil olan ne yaşamak? Felaket olan ne? Kötü yaşamak? Hayır. Farklı ögelere gittiğiniz için sıralı bağımsız cümle demiş oldunuz. Sayfa 134'teyiz artık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Harika. Onun trajedisi gittikçe artan yalnızlığı ve kendisini anlamayanlara tahammülsüzlüğüydü. Evet. Kendisini anlamayanlara tahammülsüzlüğüydü. Yüklem oldu değil mi? Evet. Burada yüklem isim soylu bir sözcük oldu. O zaman dediniz ki ne dediniz? Yüklemin türüne göre isim dediniz. Peki kapattınız yüklemi, kapattınız. İçinde fiilimsi var mı? Evet, bakın artandaki an fiilimsi. O zaman yapısına göre birleşik dediniz. Çünkü içinde fiilimsi var arkadaşlar. Hatta dıkça dikçe zarf fiil var. Anlamına göre ne dediniz? Olumlu dediniz. Çünkü içerisinde bir olumsuzluk eki göremiyorsunuz. Ögelerinin dizilişine göre yüklem sonda olduğu için kurallı dediniz. Evet, insan akıllı bir varlıktır. Fakat akli bir varlık değildir. O tecrübi bir varlıktır daha çok. Bu yüzden insanı yanlıştan, çirkinlikten ve kötülükten aklı değil, korkusu, utanması, umudu ve edebi korur. Bakın şimdi, insan akıllı bir varlıktır. Akıllı bir varlıktır yüklem oldu arkadaşlar. Akli bir varlık değildir. Bu da yüklem oldu. 2 tane yüklemi fakatla bağladınız. Artık ne oldu? Siz söyleyin, yapısına göre bağlı cümle oldu değil mi? Aslında 2 ayrı cümleyi ayrı ayrı da değerlendirebiliriz. Daha da güzel olur. Bağlı cümle oldu. Yüklem sonda artık isim cümlesi oldu. Tamam. Türüne göre isim. Yüklem sonda kurallı oldu ve değildir'i gördünüz ya şurada. O yüzden burası da olumsuz oldu. değildir falan gördüğüm an olumsuz oluyor. O tecrübi bir varlıktır daha çok. Bu yüzden insanı yanlıştan koruyan edebi korur. Mesela bunlar artık bağlı cümle olmuyor, değil mi? Bunu da ayrıca değerlendirelim mi? Bence değerlendirelim. Yüklem sonunda yine kurallı oldu. Siz yazın deftere, kitabınıza. Korur yüklem fiil cümlesi oldu ve akıllı değil, korkusu, utanması, umudu ve edebi korur. Değil olduğu için olumsuz oldu ve basit bir cümle olmuş oldu. Devam edelim, devam edelim. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar, harikayız. Senin kim olduğunu bilmiyorum ama kime dönüşeceğini çok iyi biliyorum. Bilmiyorum yüklem, biliyorum yüklem. Bakın ama ile bağladım. O zaman iki yüklemi ama ile bağladım. Bağlı cümle. Yüklemi kapattım arkadaşlar. Yüklemi kapattığımda bakın fiilimsi var ama bağlı olduğuna karar veriyoruz. Hani o uyarıda söylemiştik ya. Tamam. Bilmiyorum, biliyorum. Fiil cümlesi artık bu. Çünkü mekmak getirebildim. İçinde olumsuzluk ekini göremiyorum. O zaman olumlu cümle diyorum. Ve yüklem sonda o zaman ne diyorum? Kurallı cümle diyorum. Devam ediyorum. Ağlamasını bilmeyenin gülmeye hakkı yoktur. Evet, dün cümlenin ögeleri videosunu 2 kez çektiğimde ki beni görmeliydiniz. Keşke çekseydim. Videonun sesini açmayı unutmuştum. Dün söylemiştim ya. Çok kötüydü. Evet, ben bir su içeyim arkadaşlar. Siz de bir su için. Çünkü ben su içmeyi unutuyorum. Derse çok kendimi kaptırdığım için unutuyorum. Buraya getiriyorum her seferinde ama. Evet, yoktur yüklem, değil mi? Yoktur yüklem. Bakın şimdi yüklem sonda o zaman kurallı dediniz. Yok. Yokmak diyemem, o zaman isim cümlesi dedim. Tamam. Peki yüklemi kapattım. Kapat aşkım yüklemi. Yoku kapat. İçinde en sıfat fiil var mı? Var. İçine fiilimsi olduğu için birleşik cümle dediniz. Tamam, çok güzel. Hatta şurada da bir fiilimsi var. Yoktur dediğimde olumsuzluk olduğu için olumsuz cümle demiş oldum. Bu kadar. Ardımızda bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir. Gösterir yüklem. Yüklem sonda artık kurallı bir cümle ve göstermekmak diyebilirim, artık fiil cümlesi. Peki yüklemi kapattığım için de fiilimsi var mı? Var. Dık dik var, değil mi? O zaman birleşik cümle. Olumsuzluk göremiyorum. Olumlu cümle diyorum. Çok güzel. Devam ediyoruz. Harikayız. Ertelenmiş sorularınız varsa ertelenmemiş sorunlarınız olacaktır. O yüzden sorularınızı ertelemeyin lütfen. Soruna dönüşmesin. Sorun bana. Sorun. Evet. Ertelenmemiş sorunlarınız olacaktır. Olacaktır yüklem, değil mi? Yüklem sonda o zaman kurallı dedim. Olmak diyebilirim. Mekmak getirebilirim. Fiil cümlesi dedim. Peki yüklemi kapat içinde S var. O zaman şartlı birleşik cümle dedim. Peki içinde var mı böyle olumsuzluk eki falan? Hayır. O zaman olumlu cümle dedim. Devam edelim. Dalgaların dövdüğü sahillere bir bak. Hiç sivri bir taş göremezsin. Göremezsin yüklem. Yüklem sonda artık kurallı. Mez göremezsin diyorum, olumsuz artık. Ve ne oldu arkadaşlar? Görmekmak getirebilirim fiil cümlesi. Yüklemi kapattım. Dık dik gördüm. Artık birleşik cümle dedim. Devam. Yüksekten uçan bilsin ki evet o her şeyi görür fakat her şeyde onu. Evet, her şeyde onu görür. Bakın 2 tane yükleminiz var aslında burada. Fakatla bağladığınız için bağlı bir cümle elde ettiniz. Yüklem sonda kurallı dediniz artık. Ve anlama göre olumlu dediniz. Ve fiil cümlesi dediniz arkadaşlar. Devam. Bazı şeylerin yokluğunun verdiği zarar o şeylerin değerinin çok üstündedir. Üstündedir yüklem. Üstünde yüklem sonda artık kurallı dedim. Yüklem sonda ve isim cümlesi artık, değil mi? Evet. Kapattım burayı. İçinde fiilimsi var mı? Yok fiilimsi, o zaman basit cümle diyorum. Ve içinde olumsuzluk eki yok. O zaman olumlu cümle diyorum. Çok güzel. Devam. Dostlarından bazıları şiir okumayı, bazıları şiir yazmayı seçti. Sen de şiir olmayı seç. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Aslında şuraya bir noktalı virgüle ihtiyacımız var bu arada. Evet. Seçti yüklem, seç yüklem. 2 tane yüklemi noktalı virgülle bağladım. Sıralı cümle dedim. Yüklemler sonda artık kurallı dedim. Olumlu cümle, olumsuzluk göremiyorum. Ve sıralı, kurallı, olumlu dedik. Başka ne dedik canlar? Sıralı, kurallı, olumlu seçmek. Evet, fiil cümlesi. Çok güzel, harika. Devam. Her fetret bir fatih doğurur. Doğurur yüklem, yüklem sonda artık kurallı diyorum. Doğurmak, mekmak getirebilirim artık fiil cümlesi diyorum. Anlamda olumsuzluk göremedim o zaman. Olumlu diyorum, çok güzel. Ve içinde fiilimsi göremiyorum. Kapat aşkım yüklemi, doğurmayı kapat. Var mı içinde fiilimsi? Yok. O zaman ne diyorsunuz? Basit cümle diyorsunuz. Çok güzel. Devam. Bilgi cevapta, bilinç sorudadır. Evet, bakın cevaptadır diyebilirsiniz. Çeldirilmeyin sakın bu yüklem arkadaşlar. Bu yüklem, aman ha. Yüklem, bu da yüklem. İki tane yüklemi virgülle ayırdım. Sıralı bir cümle. Cevapta olan ne bilgi? Soruda olan ne bilinç? Öge ortaklığı yok artık, sıralı bağımsız cümle diyorum. Yüklemler sonda kurallı diyorum. Anlamda olumsuzluk yok, olumlu diyorum. Ve sorudadır derken isim cümlesi diyorum. Çok güzel. Nasıl gidiyor? Çok iyi değil mi? Vallahi çok, kaç dakika oldu bilmiyorum ama ben devam ediyorum arkadaşlar. Devam. Bu evrende her şey ışıkla senkronize. Senkronizedir diyebilirsiniz. Düşmüştür direkt fiilin, düşebilir. Senkronizedir yüklem. Yüklem sonda kurallı dedim artık. Çok güzel. Ve isim cümlesi, evet. Yüklemi kapattım, olumsuzluk var mı yok? Olumlu dedim, evet. Yüklemi kapattım, fiilimsi var mı yok? Basit dedim. Çok güzel. Ne olursan ol, öyle kalma. Ne olursan ol, gel. Türkçen sıfır olsa da gel. İsimle fiili ayırt edemiyorsan bile gel dedik değil mi bu kampın başından? Mutlu musunuz şu anda arkadaşlar? Çok iyisiniz. Harikasınız. Dil bilgisinin nasıl geliştiğinizi lütfen bana bir dönütlerinizi verir misiniz? Ben gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız da gelin. Ben zaten hiçbir şey bilmeyen öğrenciyi daha çok severim. Çünkü yanlış bilgidense bana böyle boş bir sayfayla gelsin, ben oraları ince ince işleyeyim, o hamuru böyle güzel güzel yoğurayım, ben bunu daha çok seviyorum. Ne olursan ol, öyle kalmam. Ne olursan ol, gel dedim. Ol yüklem, kalma yüklem, gel yüklem. Yüklemleri virgülle ayırdım, sıralı. Var mı öge ortaklığım? Ol. Olan kimsen, kalmayan kimsen, gelen kimsen var. O zaman sıralı, bağımlı cümle. Kalma fiil cümlesi artık değil mi? Çok güzel, çok güzel. Peki, anlamına göre ne? Kalma dedim. Olumsuz değil mi canlar? Evet, anlama göre olumsuz. Peki sıralı dedim. Başka neyi bulacağım? Yapısını buldum. Heh, yüklemin türüne göre... Kalmak, olmak, gelmek, mekmak getirebildim. Fiil cümlesi dedim. Ve sayfa 135'e geçtim. Devam ediyorum. Serseri girme bu meydana. Ser isterler. Ser ne demek? Baş. Dikkat. Evet, girme yüklem. İsterler yüklem. Girmeden sonra virgül olacaktı bu arada, değil mi? Heh. Sıralı cümle o zaman. Yapısına göre sıralı dediniz. Tamam. Girme dedim. Olumsuz. Çok iyi. Olumsuz. Evet. Girmek, istemek değil mi? Fiil cümlesi artık yüklemin türüne göre. Yüklemler sonda kurallı cümle dedim. Tarihi bilmeyenler onu bir daha yaşamak zorunda kalırlar. Tarih önemli. Çünkü tarih tekerrürden ibaret değil mi? Kalırlar yüklem sonda kurallı dedim. Yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyelim önce. Fiil. Yüklem sonda kurallı dedim. Yüklemi kapattım. Bilmeyenler derken an fiilimsi var. O zaman ne dedim? Birleşik cümle dedim. Anlamına göre de ne dedim? Olumsuz dedim. Çok güzel. Devam. Her şey bittiğinde düşmanlarımızın söylediklerini değil, dostlarımızın suskunluğunu hatırlayacağız. Söylediklerini değil yüklem, hatırlayacağız yüklem. İki yüklemi virgülle ayırdım, siz söyleyin. Sıralı, çok güzel. Hatırlayacağız fiil cümlesi artık. Ögelerinin dizilişine göre yüklemim sonda kurallı diyorum. Ve değil, bir adet olumsuzluğum vardı. Artık olumsuz diyorum. Bize ait olan ne kadar uzakta? Uzaktadır diyebilirim. Yüklem sonda dırdırı düşmüş, isim cümlesi diyorum. Bize ait olan ne kadar uzakta? Yüklem sonda olduğu için kurallı dedim. Çok güzel. Peki kapat uzaktayı. Var mı içinde fiilimsi? Var. An var. O zaman birleşik dedim. Çok güzel. İçinde olumsuzluk yok. O zaman olumlu dedim. Evet, devam. Evlat. Bir insanı Yalanlarla kazanmak yerine doğrularla kaybetmeyi göze alabilmelisin. Göze alabilmelisin yüklem. Bu cümlelerin bu arada size boş boş öylesine yazmıyorum. Üzerine çok konuşmuyorum, video çok uzayacak diye, ama paragrafta çok konuşacağız üzerine. Çok fazla düşüneceğiz. O paragrafa nasıl bakılır çok göreceğiz. Paragrafta daha fazla böyle beyin yakan cümlelerim de var arkadaşlar. Evet, göze alabilmelisin. Yüklem. Yüklem sonunda kurallı dedim. Evet. Peki göze almak fiil midir? Evet. O zaman fiil cümlesi dediniz. Peki. Yüklemi kapattım. İçinde fiilimsi var mı? Var. O zaman birleşik dedim. Peki içinde olumsuzluk var mı? Yok. O zaman olumlu dedim. Öyle insanlar vardır ki yoklukları bile en az varlıkları kadar değerlidir. Değerlidir yüklem. Yüklem sonda, o zaman ben buna kurallı dedim. Değerli bir isim cümlesi, o zaman isim dedim. Yüklemi kapattım, içinde bir ki bağlacı var, o zaman birleşik cümle dedim. İçinde olumsuzluk yok, olumlu cümle dedim. Devam. Bütün varlık bir sanat formundan ibarettir. İbarettir yüklem. Yüklem sonda kurallı dedim. İbaret isimdir, değil mi? Mekmak getiremiyorum. Yüklemi kapattım. Var mı içinde fiilimsi? Yok. Basit dedim. Çok güzel. Var mı olumsuzluk? Yok. Olumlu dedim. Harika. Çok güzel. Devam edelim. Kalbin de kanatları varmış. Sevilince uçar, sevilmeyince göçermiş. Varmış yüklem. Göçermiş yüklem. İki yüklem var, noktalı virgülle ayırdım. Artık sıralı cümle dedim yapısına göre. Yüklemlerim sonda kurallı dedim. Göçmek fiil cümlesi dedim. Anlamına göre olumlu dedim. Soyut olanı anlamak ancak somut ve özel olanı bilmekle mümkün olabilir. Evet. Bak, çeldirici geldi mi? Yıldızlayın. Yıldız geliyor, yıldız. Arkadaşlar burada ancak var ama bu bağlı cümle değil. Çünkü içinde iki tane yüklem yok. Bir tane var, değil mi? Olabilir yüklem. Yüklem sonunda kurallı. Peki yapısına göre ne? Kapat olabiliri. An var içerisinde, o zaman birleşik. Tamam, bak böyle çeldirirler. Ben önceden çeldireyim de sizi. Kapattınız. İçinde olumsuzluk yok, o zaman olumlu dediniz. Peki. Fiil cümlesi dedim çünkü olabilir fiil cümlesi olmuş oldu. Çok güzel. Harikayız. Devam. Yorulmak yok. Bak, ben yoruluyor muyum? Değil. Yorulmuyorum. Siz de yorulmayın. Lütfen. Devam. Bazı insanlar alçak gönüllüdür. Bazıları da alçak olmaya gönüllüdür. Vay be. Sırtınızdan vurulduğunuz zaman bunu böyle tweet atın. Evet, gönüllüdür yüklem. Gönüllüdür yüklem. İki yüklemi virgülle ayırdım. Sıralı cümle dedim. Gönüllü olan kim? Bazı insanlar. Gönüllü olan kim? Bazıları. Bak, buna bağımlı diyemezsin. Farklı ögelere gitti, görüyorsun. Bağımsız cümle. Yüklem sonda kurallı. Gönüllü artık isim cümlesi. Ve içinde olumsuzluk yok. Olumlu cümle. Çok güzel. Ben çok mu bağırıyorum bu arada? Bütün apartman benden şikayetçi. Evet. Neyse. Ne yapayım peki? Ben yüksek sesle konuşmayı seviyorum. Normalim bu benim arkadaşlar. Böyle konuşuyorum yani. İçime konuşamam. O zaman yani benim de uykum gelir. Zaten öyle bir tarzım da yok. Devam. İnsanın başkasını anlaması her şeyden önce kendisini anlamış olmasına bağlıdır. Bağlıdır yüklem. Yüklem sonunda kurallı. Kurallı. Peki isim mi? Evet, isim. İçinde olumsuzluk var mı? Yok aşkım, olumlu. Peki yüklemi kapattın, içinde fiilimsi falan gördün mü? Göremedik. Görebildik. Anlamış olması. Bir dakika. İnsanın başkasını anlaması her şeyden önce kendisini anlamış olmasına bağlıdır. Gördüm bir tane ma. İsim fiil gördüm. Ne dedim arkadaşlar? Birleşik cümle dedim. Hayati önem taşıyan nokta çeşitliliğin tanınması yanında eşitliğin de tanınmasıdır. Tanınmasıdır yüklem. Yüklem sonunda kurallı. Artık buna fiil cümlesi diyemezsin. Dikkat, içinde isim fiil var. Gidip oraya tanınmak falan demiyorsun, değil mi? Yok, demiyorsun artık sen. Demiyorsun. Bu isim cümlesi. Evet. Fiil falan değil ha. Kapattın yüklemi, var mı içinde fiilimsi? Var. An var, an. Birleşik cümle. Var mı olumsuzluk? Yok aşkım. O zaman olumlu cümleyi yapıştırıyorsun. Gidiyor. Devam. Gölgeler her şeyi tehdit ediyor. Tehdit ediyor yüklem. Yüklem sonda kurallı. Tehdit etmek diyebilirim. Fiil cümlesi. Yüklemi kapattım. Var mı içinde fiilimsi? Fiilimsi yok. Basit cümle. Çok güzel. Kurallı, fiil, basit. Peki neyi söyleyeceğim başka? Evet, olumlu. Evet arkadaşlar, cümle türlerinin uygulamalarıyla cümle türlerinde artık yüklemi yerine göre, ögelerinin dizilişine göre, yapısına göre cümle türleriyle devam ediyoruz. Bu uygulamalar bizim için çok önemli. Bir önceki derste biliyorsunuz konu anlatımlarımız ve enfes uygulamalarımız gelmişti. Burada da devam ediyoruz. Artık video ders kitaplarımız önümüzde. Bir önceki ders çok uzun olmasın diye aslında iki parçaya böldüm diyebilirim. Evet 42'deyiz artık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ne demişiz? İnsan kendi varlığı kendisi için problem olan, bu problemi çözmek zorunda olan ve bu problemden kurtulması mümkün olmayan tek canlıdır. Bakın nasıl canlı? Kendi varlığı kendi problemi içinde olan ve bundan kurtulması mümkün olmayan canlı. Bu tamamen yüklem. Benim işim yüklemlerle demiştim. Ve yüklemim nedir artık? İsimdir. O zaman isim cümlesidir yüklemin türüne göre diyorum. Ve yüklemi kapattığım zaman kendi varlığı kendi için problem olan, bu problemi çözmek zorunda olan ve bu problemden kurtulması mümkün olmayan tek canlıdır. Bakın yüklem. Yüklemi kapattıktan sonra fiilimsi göremedim. Nefis bir örnek olmaz mı? Yüklemim çok uzun. İçinde fiilimsiler olabilir ama ilgilendirmiyor beni. Ben yüklemi kapattıktan sonra içinde fiilimsi var mı bakıyorum? Yok. O zaman ne diyorum? Basit cümle diyorum. Evet ve İçerisinde mümkün olmayan derken bir adet olumsuzluğum var. O zaman olumsuzluk eki diyorum arkadaşlar. Ve yüklem sonda olduğu için ne diyorsunuz artık? Kurallı cümle diyorsunuz. Harika gidiyoruz. Devam ediyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Evet, insanın başkalarını dinleyebilmesi her şeyden önce kendisini dinlemeyi becermiş olmasına bağlıdır. Bakın bağlıdır yüklem. Yüklem sonda, o zaman kurallı diyorum. Ve bağlı artık isim olduğu için bu bir isim cümlesidir diyorum. Yüklemi kapattım ve içinde fiilimsiler görüyorum. Bakın ma isim fiili. O takdirde birleşik cümle diyorum. Ve içerisinde herhangi bir olumsuzluk eki göremediğim için de olumlu cümle demiş oluyorum. Harika. Artık 136'dayız arkadaşlar. Son sayfamız. Nefis örneklerle devam ediyoruz. Bakın size Kutatku Bilik'ten bir bilgi verdim ve dedim ki bunu cümle türlerine göre değerlendiriniz. Kutatku Bilik'i yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve anlamına göre ve yapısına göre değerlendirip aşağı tablomuza yazmanızı istiyorum. Ben şöyle cümlenin üstünde bulacağım. Siz ama aşağıya tabloyu mutlaka yazınız arkadaşlar. Evet, bilgi sahibi insanlar pek azdır. Bilgisiz ise çoktur. Belki anlayışsız insanlar çok, anlayışlılar ise nadirdir. Bakın şimdi azdır benim yüklemim mi? Evet, bu bir yüklem değil mi? Sonra çoktur benim yüklemim mi? Evet hocam, bir adet daha yüklemi yakaladım. Peki iki yüklemi virgülle ayırdım. O zaman ben buna yapısına göre sıralı cümle diyorum arkadaşlar. Bil ki anlayışsız insanlar çok, anlayışlılar ise nadirdir. Bakın yine bir sıralı cümlem var değil mi? Yine bir cümlenin içinde birden fazla olabilir. İçerisinde anlam bakımından olumsuzluk eki göremediğim için buna olumlu bir cümle diyorum. Yüklemlerim sonda olduğu için kurallı bir cümle diyorum. Ve isim cümlesi diyorum arkadaşlar değil mi? Az, çok, nadir derken fiil değil artık isim cümlesi olmuş oluyor. Harika, artık ikinci cümlemizdeyiz. Hadi bakalım birlikte değerlendiriyoruz. Bilgisiz bilgiliye daima düşman olmuştur. Bilgisiz bilgiliyle her zaman mücadele halindedir. Bakın şimdi hemen olmuştur benim yüklemim değil mi? Evet değil mi? Çok güzel. Olmuştur benim yüklemim oldu. Evet şöyle alalım. Ne oldu? Mücadele hali, bir tamlama bölemedim. Bu da benim yüklemim oldu. Şu an iki yüklemi noktalı virgülle böldüm. O zaman ne dedik arkadaşlar? Sıralı bir cümle dedik. Sonra ne dedik? Siz söyleyin. Yüklemler mücadele halindedir derken sonu alıyorsunuz her zaman. İsim cümlesi diyorum. İçinde olumsuzluk yok, olumlu bir cümle diyorum ve yüklem sonda olduğu için ne diyorum? Kurallı bir cümle demiş oluyorum. Harikasınız, çok iyi, çok iyi. Devam ediyoruz artık. Üçü de bir siz yapın bakayım benden önce. Artık çok fazla uygulama yaptık, artık ehlileştiniz değil mi? Çok böyle üstat oldunuz bu konuda arkadaşlar. Hadi birlikte yapalım. İnsandan insana çok fark vardır. Bu fark bilgiden ileri gelir, sözün buna dairdir. Bakın şimdi vardır yüklem mi? Evet. Gelir yüklem mi? Evet. Hatta buna dairdir yüklem mi? Evet. Bakın yüklemleri böldüm arkadaşlar ve ne yaptım artık? Ben bunu sıralı cümleyle ifade ettim değil mi? Bu sıralı bir cümle oldu. Evet. Yüklemler artık isim buna dairdir derken isim cümlesi, olumsuzluk eki göremiyorum, artık olumlu bir cümle diyorum arkadaşlar. Ve ne diyorum başka? Yüklem sonda diyorum. Artık kurallı bir cümle vardır diyorum. Çok güzel. Evet, hadi dördüncü cümledeyiz artık. Hadi bir bakın. Bir sizdeyiz. Bir bulun bakalım arkadaşlar. Bu sözümü bilgili için söyledim. Bilgisizin dilini ben de bilmiyorum. Bakın şimdi ne oldu? Söyledim yüklem oldu. Bilemiyorum yüklem oldu. İki tane yüklemim var ve ben bunu noktalı virgülle ayırdım. O zaman sıralı cümleyi yakaladım. Çok güzel. Peki arkadaşlar, söyleyen ve bilen benim değil mi? O zaman sıralı bağımlı dersiniz. Yüklem sonda kurallı dedim. Bilmek fiil cümlesi dedim ve anlamına göre olumlu cümle demiş oldum. Çok güzel. Hadi beşteyiz. Harika gidiyoruz. Nefis, 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 nefis. Evet, şahane örneklerimiz var. Benim bilgisiz ile hiçbir sözüm yoktur. Ey bilgilim, işte ben senin kulunum. Kutatku Bilik çok derin anlamlar ifade eder arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. Yoktur yüklem, kulunum yüklem. İki tane yükleminiz var bakın ve bunu noktalı virgülle ayırdınız. Buna ne dediniz? Sıralı dediniz. Kulunum derken... artık isim cümlesi, evet. Olumlu bir cümle, olumsuzluk göremiyorum ve yüklem sonda artık kurallı bir cümle diyorum. Çok güzel. Hadi artık 6. cümledeyiz. Harika ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Sözü söyleyen yanılabilir ve şaşırır. Anlayışlı istersem bunu düzeltir ve tasih eder. Aynen öyle. Şaşırır yüklem, tasih eder yüklem. İki yüklemimi virgülle ayırdım. Artık sıralı bir cümle olduğuna karar verdim. Yüklem sonda. Ne dedim? Siz söyleyin. Kurallı. Şahanesiniz, harikasınız. Ve tasih etmek fiildir değil mi artık? Evet, fiil cümlesidir arkadaşlar. Bir şey düzenlemek demek. Bu kitabı o kadar çok tasih ettim ki sizin elinize ulaşıncaya kadar işte tam olarak bu anlamda kullanılır. Daha çok bir şeyleri düzeltmek, eksiklik varsa gidermek anlamında. Ve içerisinde olumsuzluk göremedim artık. O zaman olumlu bir cümle demiş oldum. Ve artık neredeyiz? 7. cümlemizdeyiz. Söz deve burnu gibi yularlıdır. O deve boynu gibi nereye çekilirse oraya gider. Evet, yularlıdır yüklem, gider yüklem. İki tane yüklemim var ve ben bunu noktalı virgülle ayırıyorum. Evet, o zaman ne diyorum arkadaşlar? İki yüklemi virgülle ayırdım. Ben buna sıralı cümle diyorum. Çok güzel. Peki. Yularlı olan ne? Söz, değil mi? Deve boynu gibi nereye çekilirse oraya giden ne? Yine söz sıralı bağımlı oldu. Güzel. Gitmek sonu fiil cümlesi diyorum. Yüklem sonda kurallı diyorum. Ve anlamına göre olumlu diyorum. Herhangi bir olumsuzluk eki göremedik çünkü. Ve 8'deyiz. Hadi önce bir siz yapın bakayım ben tahtayı temizleyene kadar. Artık sizdeyiz. Evet, 8. Sözü bilerek söyleyen çok kimse var. Benim için sözü anlayan adam azizdir. Bakın var yüklem, azizdir yüklem. İki yüklemim var ve ben bunu virgülle ayırdım. Artık ne dedim? Sıralı bir cümle dedim. Aziz isim soylu bir sözcüktür. Evet. İçerisinde olumsuzluk eki yok. O zaman olumludur diyorum. Evet. Ve arkadaşlar... yüklemim sonda oldu artık ne diyorum? Kurallı bir cümle diyorum. Çok iyisiniz, harikasınız, çok güzel. Devam ediyoruz. Artık son cümlemiz, artık videomuz da nihayete ermek üzere, çok az kaldı. Bilgili sözünü çekinmeden söyle. Herkesin bilgiyle büyük olduğunu bil. Evet, söyle yüklem, bil yüklem. İki tane yüklemim var bakın virgülle ayırdım. O zaman ne diyorum? Sıralı diyorum. Söyleyen kim? Bilgili, değil mi? Sen söyle de diyebilirsiniz. Herkesin bilgiyle büyük olduğunu bil. Bilen kim? Yine bilgili kimseden bahsediyorum. Sıralı bağımlı. Yüklem sonda kurallı dedim. Ve yüklemin fiil olduğunu görüyorum. Bilmek diyebilirim. Anlamda olumsuzluk yok. O zaman ne diyorum? Artık olumlu bir cümle vardır diyorum. Ve dersi nihayete erdiriyorum. Siz bu tabloya yazabilirsiniz. Artık bir sonraki dersimizde anlatım bozukluklarına geçeceğiz arkadaşlar. Ama çok keyifli geçti değil mi? Biraz uzun oldu farkındayım ama burada bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Uygulama yapmadan soru bankasına geçersek çok yanlışımız çıkıyor. Evet, ödevler verilsin ve ders nihayete ersin diyorum. Evet. Evet, ödevimiz hemen soru bankamızdan geliyor. Sayfa 102 ödeviniz arkadaşlar. Artık son bir konumuz kaldı. Anlatım bozukluklarını bitirip bu kampı karma dil bilgisinde yaptıktan sonra nihayete erdireceğiz. Ödevler yapılıyor değil mi? Şöyle bir yoklamalar da alınsın lütfen. Çünkü çok önemli arkadaşlar ödev yapmak. En az şöyle 4-5 soru bankasını hakkıyla bitirmek önemli olacak. Evet, günün diğer sorusu geliyor ve ders nihayete eriyor. Tek hücreli nasıl yazılır? Mesela dedim ki bağlamı da söyleyeyim. Ne diyelim? Doktor biyolojinin dersinde... Barış Hoca'ya da buradan bir selam olsun. Tek hücreli canlıları işledik dedim arkadaşlar. Oradaki tek hücreli nasıl yazılır? Gelsin cevaplar, çok çok önemli. Bir de coğrafyanın kodlarına bir selam göndermek istiyorum hemen. Ve diyorum ki... Ve siz arkadaşlar, biz size de sorayım, coğrafya bilginizi de ölçmek istiyorum. Şeker pancarı en çok nerede yetişir? Hocamdan da şöyle bir cevabı alayım. Ve sizden tabii ki önce, hocamızın müthiş kodlamaları var biliyorsunuz ki. Evet, şeker pancarı nerede yetişir? Bunun cevabını da alacağım ama şeker pancarının nasıl yazıldığını da aşağıya yazmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki benim en çok sevdiğim tatlı oluyor kendisi. Ancak daha önce bulmuştum. Pazarda falan bayağı böyle arayarak, anneme arattırıyorum daha çok ama buldum arkadaşlar. Bir derste daha getireceğim onu. Şu an gelmiyor. Neden gelmiyor bilmiyorum ama çok severim kendisini. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle, güç daima bizimle.